Geliyor, geliyor. En az 15 tane vatandaşımız mağdur durumda. Evler su altında. Evlerine su bastı. Ahırlar da gördüğünüz gibi bu şekilde su bastı. Hayvanlar çok rezil durumda. Bahçelerimizi en az 150-200 dönüm arazimizin komple ekinlerimiz battı. Ekinlerimizi su bastı. Bu yıllardır yaşadığımız aynı şeyleri bu sene de yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kırmızı su dağdan iniyor. Arazimizi bozuyor. Evlerimize zarar veriyor, ahırlarımıza zarar veriyor. Projemiz ileride kanal geçiyor. Büyük Antalya'ya denize dökülen büyük kanal geçiyor. Bu suyun o kanala tahliye edilmesini istiyoruz. Gıpırdayacak yerimiz kalmadı. Traktörle girip çıkıyoruz eve. Zor durumdayız. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ekili arazilerimiz komple su altında kaldı. Ahırlarımız su altında kaldı. Balyelerimiz, yemlerimiz komple şey olduk yani, mağdur durumda kaldık. Şu an için aşağı yukarı bir 45 tane evi, evin 45 tane evin birinci katın temelinin tabanın içine su bastı. Hayvanların çoğu yani hasta oldu. Samanımız, balyemiz zaten gitti. Evlerin temelleri zaten 2 gün daha yatsa temellere yıkılacak, toprak kayacak. Ev yıkılacak, evlerimiz yıkılacak. Yani bu evler aşağı yukarı 45 tane. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Kış aylarında yağmurun çok yoğun şekilde yağması sebebiyle dereden taşan su bizim bu bölgeye gelmektedir. O yüzden mağdur durumdayız. Her yıl yaklaşık, yani geçen yıl da aynı halde oldu. Bu yıl da yine aynı. Hayvanlarımız, samanlarımız, yani kullanılamaz hale geliyor samanlarımız. Hayvanlarımız da zor durumda. Dün akşam hani bayağı bir su vardı içeride. Biraz çekildi ama bir hafta yağacağını söylüyorlar yağmurun bu şekilde. Eğer bu şekilde yağarsa bir hafta hani hayvanların yatacak yeri kalmayacak. Stresli oluyoruz biz her an. Bizim böyle her zaman canımız tehlikede, malımız canımız tehlikede, çorumuz çocuğumuz tehlikede.